internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimi demiş. Eğer bu bahsettiğiniz firmanın satışları bu kapsamda ise, ki o kapsamda olduğunu tahmin ediyorum ben, ve cirosu da 5 milyon TL'yi geçiyorsa, hem internet üzerinden satışları hem de fiziki mağazalardan satışları, 2014 cirosu, o gelecek sene Mart, Nisan ayında belli olacak. Bu firmanın 1 Ocak 2016'dan itibaren e-arşiv fatura sistemine geçmesi zorunlu. İlknur Hanım, siz kaç soru cevaplayın? Gelir Dersi Başkanlığı veriyi içeri alırken ön kontrol yapar demişti. E-faturayı kesen oluşturan e-imzayı hatalı olarak oluşturup imzalarsa GİP bu imza hatalıdır uyarısı verir mi? E-imza kontrolü yapar mı? Gelir Dersi Başkanlığı tarafından evet ön kontroller yapılıyor fatura üzerinde. İşte olması zorunlu alanlar var. Bazı şema ve şematron kontrollerini yapıyor. Ancak imzalı elektronik imzanın mali mührün doğru olup olmadığı kontrolü posta kutusu yani alıcının yükümlülüğünde olan bir durum. Bu sebeple GİP tarafından gelen sistem yanıtları elektronik imza hatalıdır şeklinde olmayacaktır. Bu genelde posta kutusunun yani alıcının döndüğü sistem yanıtlarıdır. Tekrar. E-arşiv uygulaması ile ilgili olarak biz GİP portal üzerinden faturalarımızı kesiyoruz. Özel entegratörümüz yok. Sistemde arşiv uygulamasına girerek faturaları indir yapıyoruz. Bir de tüm bu faturalar PDF olarak bilgisayara kaydettik. Başka bir uygulama kullanmamıza gerek var mı? E-arşiv faturaların elektronik olarak arşivlenmesi gerekiyor. Evet. Ancak kılavuzlarda belirtildiği üzere bu arşivleme işlemi XML formatında ve elektronik imzalı şekilde olmak zorunda. Yani PDF olarak sizin arşivlemeniz geçerli olmayacaktır. İndirdiğiniz şekilde zaten portaldan da faturayı indirdiğinizde bir zip dosyası iniyor. Bu zip dosyasını saklayacaksınız. E-fatura kayıtlı kullanıcısı akaryakıt satışı bir mükellef. ÖKC ile yaptığı satışta alıcının durumuna göre e-fatura düzenlemek zorunda mıdır? Bunu perakende satış fişi, yazar kasa fişi gibi uygulamaların kayıtlı kullanıcılar arasında nasıl olacağından bahsettik. Elektronik fatura uygulaması sadece kesilen faturalar, yani elektronik faturalar üzerinde işleyişi öngören bir uygulama. Yani yazar kasa, kayıtlı kullanıcı olsalar dahi yazar kasa fişi ya da perakende satış fişi kayıtlı kullanıcılar arasında düzenlenebilir. E-2014 Mart ayında irsaliye ile mal alıcıya gönderildi. Alıcı firma e-faturaya red yanıtı verdi. Alıcı 9. ayda o faturayı tekrar kesmemizi istiyor. İrsaliye tarihi ve fatura tarihi arasında 7 günü kuralı aşıyor. Ne yapabiliriz şeklinde bir soru gelmiş. Geçmişe yönelik faturalarda 3 tane farklı durumdan bahsetmiştik. Bir, yeniden fatura düzenlenip gönderilebilir. Şartı aradaki süre zaten 7 günü geçmiyorsa yeniden fatura düzenlemenizde bir sorun yok. Ancak burada aylardan bahsediyoruz. Yeni bir fatura düzenlenip açıklamaya bilgi yazılabilir reddedilen faturaya dair. Ancak bu belli vergi usulsüzlük ceza vergi usul cezasına tabi olacaktır. Diğer şekilde farklı birim kodla geçmişe yönelik fatura düzenlenebilir. Farklı birim kodla entegratör ya da özel entegratör müşterileri zaten bunu yapabilirler. Farklı birim kodla geçmişe yönelik fatura düzenlediğinizde, bu arada 4 aydan bahsediyoruz. O zaman da beyannamelerde düzeltme yapma işlemi yapacaksınız. Yani her şekilde sistemsel olarak bir engeliniz yok ama her şekilde sorumluluk mükellef tarafında ve belli vergi usul cezaları uygulanacaktır.
Bu çerçevede e-defter zorunluluğunuz da mevcut. E-deftere geçmek durumundasınız. Ama nevi değişikliğinde e-fatura ile ilgili bir uyarı yapayım ben. Nevi değişikliğiniz yapılır yapılmaz yeni nevideki unvandaki veya kimlik numarasındaki şirket için hemen TÜBİTAK'tan yeni bir mali mühür alınması gerekiyor ve bunlarla beraber Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda nevi değişikliği yapıldı diyelim, anonim şirket oldu. Anonim şirket hesabının aktif edilmesi ve limite şirket hesabının kapatılması gerekiyor. Bu dönemde bu değişiklikler yapılana kadar limited şirkete gelen faturaların indirim konusu yapılması mümkün. Aynı şekilde limited şirketten kesilen faturaların üzerine de açıklama alanına yeni şirketin ünvanını ve vergi kimlik numarasını yazarak kullanmanız mümkün. Ama tabii bu gelir idaresinde kayıtlı kullanıcılar listesinde güncelleme yapıldığında artık yeni şirketten yükümlülüğünü devam edecek. E-defterde de zorunluluğumuz söz konusu. Şubelerin e-defter karşısındaki durumu sorulmuş. Geçtiğimiz Nisan ayında bir güncelleme yapıldı. Bu çerçevede nasıl kağıt defterde şubeleriniz için müddet defter tutabiliyorsanız aynı şekilde elektronik defterde tutmanız mümkün. İsterseniz ayrı şubeniz için defter tutabilirsiniz. Tabii mevcut hükümlerine göre tutabiliyorsanız. Diğer çerçevede de şunu da yapabilirsiniz. Tek defter tutup şubenin hesaplarını ayrı gösterebilecek etiketlerle ekletebilirsiniz. İstediğiniz zaman o şubenin hareketlerini o defterin içinden çekebilirsiniz. Defterlerin zamanında yüklenmemesinin cezası sunumun son slaytında söylemiştim. Aslında bu kağıt defterlerde defterini zamanında tasdik ettirmemeyle aynı hükmü ifade eder. Bu çerçevede cezalar söz konusu. E-fatura tabi olmayan kişiye gönderilen fatura çıktısı karşı taraf tarafından nasıl doğrulanacak? E-fatura tabi olmayan kişiye gönderilen fatura çıktısı. E-faturada kağıt çıktı gönderilmesi mümkün değil. Bir tek e-arşivde mümkün. Bunun da tabii ki siz eğer e-arşiv uygulamasına tabiyseniz bu satışlarınıza ilişkin raporu Gelir İdaresi Başkanlığı'na göndermek durumundasınız. Şu anda EFKS sistemi hala yürürlükte. Bu yıl sonunda gidecek telekomünikasyon firmaları herkese fatura gönderebiliyor. Bu e-arşiv aslında bunun biraz daha ilerletilmiş ve Türkiye'ye yayılmış hali. E-fatura.com.tr sitesinden alan faturayı alanlar bunların sorgulamasını orada yapabiliyorlar. Aynı uygulama burada da söz konusu. Düzeltme kayıtları idarece takip edilecek mi diye bir soru var. Sunumlarda da söyledik. E-defter kayıtları, defterinize ilişkin kayıtlar gelir idaresine gönderilmediği için sadece beraat bilgisi, beraat gittiği için idarece de takip edilecek bir durum söz konusu değil. E-fatura portalından döviz faturası kesilmiyor. Entegratör firmalarla kesilebiliyor denmiş. Bu uygulamanın başlığında böyleydi fakat geliştirme yapıldı. Bakarsanız dövizli fatura da oradan da kesilebiliyor. Denetimlerde incelediğimiz karşımıza çıkan e-faturayı nasıl doğrulayabiliriz? E-faturanın e-fatura.gov.tr internet adresinde e-fatura görüntüleme ve doğrulama aracı var. Orada o faturayı alıp açıp doğrulayabilirsiniz. Kayıtlı kullanıcıya kayıt faturaya kağıt fatura düzenledik. Fark ettiğimizde firmadan faturaları isteyip kayıtlarımızdan çıkarttık. KDV beyannamelerinde düzeltme beyannamesi verdik. 5000 TL'ye geçtiği için BSD de düzeltmemiz yeterliymiş. Aynı şekilde %10'luk geçi vergi hata payının altında kalıyor ancak direkt hasılatı ilgilendirdiğinden geçiciyi de düzeltmeliyiz diye bir soru gelmiş. Şimdi bir
sevmem, yani karşı tarafın kayıtlı olduğunu bilmeden kağıt fatura gönderdiğinizde bunu siz beyannamelerinize de intikal ettirdiniz. İlk çözüm yolu bunun yerine elektronik fatura gönderebilmek olur. Eğer elektronik fatura gönderirseniz o kağıt faturalar taraflarca iptal edilir. Hasılatlara, beyannamelere de dahil olduğu için bunların düzeltilmesi gerekmez. Çünkü aynı faturanın elektronik hali gönderilmiş oluyor. Ama tabii ki siz bu faturayı hasılatınızdan çıkarttığınız beyannamelerinizi etkileyebilir. Bu çerçevede bunlara düzeltme beyannamesi vermek durumundasınız. E-defteri ön muhasebeyle entegre olarak mı işlemek pratik olur yoksa bağımsız olarak mı işlemek pratik olur? Bu tamamen sizin tercihiniz. Ön muhasebeyle de işleseniz, bağımsız olarak da işleseniz, elektronik defter buranın çıktılarını alıp elektronik defter o yazılım onun elektronik deftere dönüşümünü sağlar. Burada önemli olan elektronik defterde bu spesifik bahsettiğimiz alanların yani doküman numarasının, doküman tarihinin, doküman tipinin, ödeme yönteminin buradaki programınızda yer alıyor olması ya da sizin girebiliyor olmanız ya da girmeniz. Bu çerçevede bu alanlardan bu bilgiler alınıp ve e-deftere kolayca eklenebilir. Gelen ve kesilen elektronik faturalar yemeğe kalem kalem detaylı olarak mı işleniyor yoksa global olarak da işlenebilir mi? E-defterde faturanın kalem kalem işlenmesi öngörülmüyor. Sadece o faturanın referans olarak numarası ve tarihi ve bu o belgenin türünün yazılması isteniyor. Ayrıca bir ödeme söz konusu, bu ödemenin yönteminin yazılması söz konusu. Yalçın Bey, biraz da Cüneyt Bey'de anlatsın isterseniz. Sizi dinleyin. Hedeflerde ters bakiye veren hesaplar beraat alınırken kırmızı olarak uyarı verecek dediniz. Evet dedik. Her ayın hedefleri oluştururken her hesaba önceki aydan devreden bakiye tutarı dahil edecek mi? Edilmez zaten pek çok hesap ters bakiye verenin doğru. Burada bahsedilen nizam zannedersen nizam oluştururken sadece o ayı değil önceki aylardan gelen kümülatif değerlerden de oluşur. Dolayısıyla buradaki dediğiniz doğru sadece o aya bakarsak evet eksi bakiye verilir. Dolayısıyla soru bunun cevabı önceki ayların dahil edilerek nizam oluşturur. Burada kayıtlı kullanıcıdan kayıtlı kullanıcıya kesilen perakende veya yazar kasa fişi yüklenilen veya ürünlerin KDV'de nasıl bildirilmeli? İade sırasında karşımıza çıkar mı? Bu tabi e-fatura ile ilgili bir soru değil. KDV iadesi talep ettiğinizde perakende satış fişlerini veya yazar kasa fişlerini biliyorsunuz önceden toplu olarak indirim listesiyle yüklenilen KDV listesinin altında akitleri ve genel yönetim bilgilerini toplu olarak yazıyordunuz ama bunu değiştirdiler bildiğim kadarıyla geçtiğimiz aylarda. Şimdi bu bilgileri detaylı olarak tek tek yazmanızı istiyorlar. Bu biraz zor ama böyle bir değişiklik yapmışlar. Elektronik ortamda firma bilgilerine kötü niyetli ulaşım söz konusu olup bir takım lehte ve aleyhte işlemler yapılabilir mi? Bunların önlenmesi nasıl olur? Kötü niyetli kullanım her zaman söz konusu olabilir. Eğer bunu özel entegratörler için kullanıyorsanız, çünkü bunlar artık e-faturaya ve e-deftere aracılık yapan firmalar biliyorsunuz. Bunlar Gelir Dairesi Başkanlığı'ndan bazı işte testlerden, kontrollerden geçiriliyor. Bazı güvenlik sertifikaları isteniyor. Hem de ağır güvenlik sertifikaları, ISO ve TSE güvenlik sertifikaları isteniyor. Dolayısıyla bunların hani bu tür bilgileri kötüye kullanmayacağını kabul etmemiz lazım. Aynı şey muhasebeciler için de geçerli. Yani muhasebeciye de en mahrem bilgiler veriliyor. Muhasebecilerin bunları kötüye kullanılmayacağı kabul ediliyor. Kontrol ve analiz türlerine firmaların e-fatura, e-defter uygulamalarından önce kendi işletim sistemlerinde bu kontrolleri yapma izni ya da bunu sağlayan yazılımlara ulaşılabilir mi? Bunlardan ben de bahsettim. Yalçın Bey de bahsetti. Şu anda e-fatura ve e-defter uygulamasına ilişkin
standartları Gelir Dairesi Başkanlığı belirlemiş durumda. Bu standartların üzerine elbette farklı denetim araçları geliştirmek mümkün. İşte İlknur Hanım anlatacaktı ama vakit kalmadı. E-Fatura için böyle bir denetim aracı biz geliştiriyoruz. İşte hedefler için yine sunumda bahsettiğim işte self audit var, kendi kendini denetleme gibi veya elektronik denetim gibi araçlar geliştirilebilir. E-Fatura yardım masası var mı? Bizde E-Fatura yardım masası var. Eğer yardım masasına ulaşamıyorsanız e-fatura.gov.tr'de forum sitesi var. GİB'in forum sitesi var. Orada sorularınızı sorup cevaplarını alabilirsiniz. Hedefleri gibi verdikten sonra Berat beyanı almadan, Berat'ı onaylamadan süresi içinde gerekli düzeltmeleri fark ettikten sonra düzeltip tekrar gönderebilir miyim? GİB'e onaylatmadığınız sürece hedefler Berat'ını her türlü değişikliği yapmanız mümkün. Ama GİB'e onaylattıktan sonra geri dönüşü yok. Hedefler en fazla kaç parçaya ayrılarak gönderilebilir? Günlük periyotlarla işlem yapılabilir mi? Hedefler istediğiniz kadar parçaya ayrılabilir. Burada bir sınır yok Cüneyt Bey. Teknik olduğu için Cüneyt Bey'e soruyorum. E-denetimi GİB'e vermeden mi yapıyoruz? Bu tamamen sizin takdirinizde olan bir şey. Tabii ki GİB'e vermeden önce yapmanız sizin lehinize. Yoksa testi kırıldıktan sonra bir anlamı kalmaz. E-defterde beratları alırken sadece firmalarda e-imza var. Muhasebeci olarak bizlere bir hak tanınacak mı? Şimdi e-defterde bu defterin imzalanması işini o firmaya ait mali mühürle yapılması gerekiyor. Eğer firma size bu mali mühürü vermiş ise olabilir. Bunun başka bir çözüm olabilir mi Cüneyt Bey? Yani muhasebe bürolarında işte muhasebeci 10 tane e-defter tutuyor. Mecburen 10 tane mali mühürünün kendisinde olması gerekiyor. E-defterde herhangi bir muhasebe verisi yoksa denetimi nasıl yapılacak? Sadece beratın uygun olup olmamasına mı bakılacak? Soruyu tam anlamadım ama muhasebe verisinden kastedilen şey nedir yani? Zaten gayri faal de olsanız yani mükellefiyetiniz devam ettiği sürece hani defteri zaten oluşturmanız gerekiyor. Burada bir denet, ya yani o ay içerisinde herhangi bir muhasebe kaydınız yok diyelim. Tamam mı? Yine de defteri oluşturmanız gerekiyor. Herhangi bir alış satışınız olmadığı halde ne yapıyorsunuz? Beyanname veriyorsunuz. Herhangi bir alış satışınız olmadığı halde BABS formunu veriyorsunuz. Aynı şey e-defterde de geçerli. Aralık'ta müracaat edildiğinde 1 Ocak itibariyle e-deftere geçilmiş oluyor. Ocak ayı e-defterini sisteme yükleme ve GİB'e gönderme tarihini açıklar mısınız? Ocak, Şubat, Mart, Nisan takip eden 3. ay. Ön denetim programı entegratör firmaların mı yoksa kullandığımız muhasebe programının mı temin edeceği bir sistem? Ön denetim, şimdi elektronik defter yazılımının kendisi bir denetim yapmıyor dedik. Bir analiz, bir kontrol işlemi yapmıyor dedik. Bunların üzerine denetim modülleri geliştirilebilir. Benim sunumda anlattığım ön denetim programı bizim geliştirdiğimiz, yani firma olarak bizim geliştirdiğimiz bir programdı. Ben Gelir Dairesi Başkanlığı'na devam etseydim böyle bir programı geliştirip GİB'in sitesine koyup firmaların indirmesine imkan sağlayacaktık ve firmalar oradan bu denetimi yapacaktı. Ama Gelir Dairesi'nden ayrıldığınız için şu anda onu biz burada yapacağız. Olur. Yani olur. Neden olmasın? Çok rahat olabilir. Bunu ayrıca kullanabiliriz. GİB sistemini kullanan e-fatura kullanıcıları e-faturaları nasıl arşivler? İlknur Hanım bundan bahsetti. Eğer GİB'in portalını kullanıyorsanız elektronik faturalarınız burada arşivleniyor diye güvenmeyin. Faturalarınızı saklama yükümlülüğü sizde. Bunları indirip kendi bilgisayarınızda saklayın. Nitekim 15 Ekim'den itibaren portaldaki faturaların, arşivdeki faturaların silineceğini GİB duyurmuş durumda. Dolayısıyla eğer portalda faturalarınız varsa bunları bir an önce kendi bilgisayarlarınıza indirin. Evet, veya saklamacı kuruluş, doğru. E-fatura kullanıcısı e-arşive geçerse iki sistemi bir arada mı kullanacak yoksa e-fatura kapatılacak mı? Şimdi burayı tekrar açıklayalım. Şimdi elektronik fatura sistemini kullanıyorsunuz. Bir firma kullanıyor. Şimdi bu firmanın fatura düzenlediği firmalardan bazıları elektronik fatura sistemine kayıtlı değil. Dolayısıyla onlara ne yapıyorsunuz şu anda? Kağıt fatura düzenliyorsunuz. İkili bir yapı devam ediyor.
E-Arşiv fatura sistemine geçtiniz. En son anlattığım konuya. Şimdi karşıdaki firma sisteme kayıtlı olmayan bir vergi mükellefi. Elektronik fatura sistemine kayıtlı değil. Siz faturayı elektronik ortamda oluşturdunuz ve elektronik ortamda muhafaza edeceksiniz. Karşı tarafa kağıt ortamında göndereceksiniz. Tamam mı? Yani birinci nüsha kağıt ortamında, ikinci nüsha sizde kalacak olan elektronik ortamda. Böylece faturaya tutmaya ilişkin yükümlülüklerinizin tamamını elektronik ortamda yerine getirmiş olacaksınız. Dolayısıyla sizin e-fatura sisteminiz devam edecek. Çünkü kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura olmak zorunda. Kayıtlı olmayan kullanıcıya da bu bahsettiğim e-arşiv fatura kapsamında fatura göndermeye devam edeceksiniz. E-fatura kayıtlı kullanıcısıyız. E-arşiv fatura başvurusunda bulunmadık. E-faturamızın çıktısı irsaliye yerine geçiyor mu? Sadece malın teslimi anında geçerli olacağı söyleniyor. Bu söylenti doğru. Elektronik arşiv faturasının ve elektronik faturanın irsaliye yerine geçmesi malın teslimi anında söz konusu. Malı önceden gönderdiniz. Kars'a mal gönderiyorsunuz. Tamam mı? İrsaliyeye malı gönderdiniz. Orada irsaliye gidecek. Elektronik faturası sonradan gidebilir. Ama bu işlem aynı anda gerçekleşiyorsa bu durumda elektronik faturanın veya elektronik arşiv faturanın kağıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Tekrar ediyorum, burada matbaada bastırılan bir faturanın kullanılmasına gerek yok. Eğer e-arşiv fatura sistemini kullanmak istiyorsanız şayet bunun için gibi başvuruda bulunmanıza gerek yok. Bu kararı verdiniz, gittiniz bir özel entegratörle anlaşıyorsunuz. O bildirimi sizin adınıza özel entegratör yapıyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Antiparantez burada şunu ifade edeyim. Eğer firmanın alışlarının ve satışlarının tamamı elektronik arşiv ve elektronik fatura kapsamında yapılıyor ise şayet bu firmanın bence artık BABS formu vermesine gerek yok. Bunun için idareye mutlaka bir başvuru yapıp BABS formu vermekte kendinizin muaf tutulmasını talep etmeniz gerekiyor. Çünkü o bildirimi zaten detaylı bir şekilde idareye yapmış oluyorsunuz. E-arşiv fatura başvurusunun özel entegratör firmaya mı yapıyoruz? Tamam, bunu söyledik. Gibi üzerinden mi yapmamız gerekiyor? Yok. Bildiğiniz gibi. E-arşiv fatura seri no kullanımı, birden fazla seri kullanılabilir mi? Buradaki mantık e-faturadakinin aynısı. Bundan ilk duranı bahsetti. Burada istediğiniz kadar seri kullanabilirsiniz. Hatta işte bir mağazada, farklı kasalarda farklı seri de kullanabilirsiniz. Bu noktada bir sınırlama söz konusu değil. E-defteri Aralık ayında tasdik ettireceğiz. SMM sözleşmeleri Ocak ayında e-deftere sözleşme ve SMM bilgilerini nasıl yazacağız? Şöyle, şimdi e-defterde açılış ve kapanış tasdiklerinden bahsettik. Ocak ayının e-defter veratını aldığınızda bu açılış tasdiği yerine geçiyor dedik. Dolayısıyla aslında Ocak ayının defterini siz Nisan'da oluşturmuş oluyorsunuz. Evet, Nisan'a kadar imkan var. E-fatura ve e-defterde aynı mali mühürü kullanabileceğimizi söylediniz. Bu konuda neye dikkat etmemiz gerekir? Bu konuda dikkat edeceğiniz bir şey yok. Yani aynı mali mühürü kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak e-fatura uygulamasına geçersek e-defter tutmak zorunda mıyız? Zorunda mıyız? Zorunda değilsiniz. İhtiyari olarak e-fatura uygulamasına geçtiyseniz isterseniz e-defter tutmayabilirsiniz. Bunun cevabı bu şekilde. E-arşiv fatura sistemini kullanırsak pek çok şubede çalışanların bunu rahatça ve numara çakışmadan kullanma mümkün. Buna cevap verdik. E-defter aylık olarak oluşturulacak ama o aydan sonra gelen faturaları günde işlenmeyecek, geldiği tarihlere mi işlenecek? Doğru. Elektronik defter beratını gibi onaylattıktan sonra bir daha oraya kayıt yapamazsınız. Bu faturalar, alış faturaları geldiği tarihte muhasebe kayıtlarda işlenecek. Biliyorsunuz KDV'nin kaçıncı maddesi diye, 34 müydü acaba hatırlamıyorum ama onu cari içerisinde istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Yazılım firması kullandığımız muhasebe programından farklı olursa uyum sorunu ya da sorunlar yaşanır mı? Parantezin özel entegratörü. Burada kullandığınız muhasebe programından bağımsız olarak herhangi bir özel entegratörden
e-defter programı alabilirsiniz. Şu anda hani ısrarla platform bağımsız diyoruz. Buna vurgu yapıyoruz. Platform bağımsız olmasının sebebi tam da bu. Yani piyasada şu anda kaç tane muhasebe programı var? Yaklaşık 1000 civarında 20 ufaklı muhasebe programı var. Yani işte en çok kullanılan Luka'dan tutun, hiç ismini duymadığınız 1000'e yakın muhasebe programı var. Şimdi bunların e-defter üretebilmesi için önceki düzenlemeye göre hepsinin ayrı ayrı gelip GİB'den onay alması gerekiyordu. Veya adam Luka diyelim bir versiyon güncelledi. O güncellediği versiyon için de bir onay alması gerekiyordu. Ama platform bağımsızda taşınınca iş artık bunların güncellemeyle falan ilgisi kalmadı. Bu özel entegratörlerin uyumlu yazılımlarıyla istediğiniz anda e-defterinizi oluşturmanız mümkün. E-defter uyum aracını şu anki kullanılan programa ek olarak alabilir miyiz? Yani şöyle, e-defter uyum aracı dediğimiz şey bağımsız. Şimdi biz neden bahsettik? XBRL'den bahsettik. XBRL'in yani e-defter standardı, e-defteri biz XBRL'e göre oluşturuyoruz dedik. Uluslararası bir standart dedik. Bunun önemi neydi? Bir defa şeffaflığı sağlıyordu. En önemli özelliklerden birisi XBRL'in kolay raporlamaya imkan vermesi, XBR'e ve kolay analize imkan vermesi. Dolayısıyla bu e-defter uyum aracı kullandığınız e-defter yazılımından bağımsız olarak kullanılabilir. Yani diyelim ki siz A firmasının, A özel entegratörünün uyumlu yazılımını kullanıyorsunuz, e-defter uyumlu yazılımını kullanıyorsunuz. Bu tarafta gelir. Bu benim sonunda bahsettiğim uyumlu yazılımı, uyum aracını, e-defter uyum aracını kullanabilirsiniz. Buna bir engel yok. E-defter olduğunda e-fatura için portalı bırakıp entegratöre geçme zorunluluğu var mı? Yoksa geçilirse faydası var mıdır? Yani yok. Yani böyle bir zorunluluk yok. İkisi ayrı uygulama biliyorsunuz. Ama ikisinin aynı özel entegratörde toplanmasının şöyle bir faydası olabilir. Mesela şu e-defter sunumunun sonunda bahsettiğim kayıt saklama gereksinimleri tebliği vardı. Hani 431 nolu tebliği. O tebliğ kapsamındaki alış bilgileri, satış bilgileri, ihracat ve envanter bilgilerinin tamamını tek bir paket üzerinden oluşturmanız mümkün. Bu durumda aynı özel entegratörde olmasında fayda olur diyebiliriz. E-defter oluşturduğumuz defter için berat almadan kayıtlarda değişiklik yaptırsak oluşturduğumuz defteri silip tekrar oluşturabilir miyiz? Buna bir engel yok. Tekrar silip oluşturabilirsiniz. E-defteri kağıt çıktı olarak alabilir miyiz? E-defteri kağıt çıktı olarak alabilirsiniz. Muhafaza edebilirsiniz ama bunun bir geçerliliği olmaz. Elektronik defteri mutlaka elektronik ortamda oluşturmanız ve muhafaza etmeniz gerekiyor. Ama bir seri nolu defter, e-defter tebliği diyor ki istendiğinde bunun kağıt çıktısı da alınabilsin diyor. Dolayısıyla denetim elemanı hani e-defteri getir dedi, getirdi, götürdünüz. Ya bunun bana işte bir de kağıt çıktısını getir derse tebliğe göre bunu hazırlamanız gerekiyor. Yani bu geçiş döneminde bu tür talepler size gelebilir mi? Gelebilir ama önümüzdeki e-defter uygulaması yaygınlaştıkça buna gerek kalmayacak zaten. E-arşiv faturasında internet üzerinden satış yapan firma kendi tescilli e-ticaret sitesinden değil sahibinden .com gibi aracı vasıtasıyla yapıyorsa zorunluluk kapsamında mıdır? Güzel bir soru sormuş. İnternet üzerinden satış yaptığı için yine e-arşiv fatura kapsamına girer. Çünkü sahibinden .com'da gidiyorsunuz, bir mağaza satın alıyorsunuz ve satışlarınızı internet üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. KDV iadesi söz konusu işlemlerde vergi dairesi uygun olmayan faturaların kayıtlardan çıkarılması ve KDV beyannamesinin düzeltilmesini talep ettiği takdirde biz bu düzeltişi nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu İlknur Hanım anlattı. Elektronik faturayı soruyor herhalde. Burada kastettiği faturadan elektronik faturayı anlıyorum ben. Şimdi şeyden nasıl yazılıyor? Siz mi sormuştunuz? Benim sorum ama elektronik fatura değil. Normal KDV iade talep ettiğiniz zaman resenter falan bir faturalarını bulamıyorlar. Bunun yüzden bizim kayıtlarından
Yani öyle bir zorunluluk yok tabii de. Şöyle bir şey, antiparantez şunu söyleyeyim. Bu resen tepkilerle ilgili kontrolü kendiniz yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi bunu? Tamam, olduysa aylar. Bunun dışında başka sebeplerle de oluyor. Yani nasıl? Cari dönemde yapacak, tabii geçmişe dönük hedeflerde bir değişiklik yapamayacaksınız. Cari dönemde yaparsınız ve o zaman da KDV beyannamesi için düzeltme vermeniz gerekecek. Evet, evet. Yalçın Bey, siz buyurun. Karşı tarafın e-fatura olarak göndermiş olduğu ticari fatura tarafımızdan reddedilmesine karşılık bu reddimizi dikkate almadan kayıtlara işlemektedir. Temel fatura kesme teklifimizi reddedilmiş. Ses çok az geliyor. Acaba mikrofon açıklayayım mı? Tamam. Şimdi nasıl? Güzel. Karşı tarafa düzenlediği ticari fatura, karşı tarafın düzenlediği ticari faturayı reddetmesine rağmen bu mükellef, karşı taraf bunu hasılatına eklemiş. Ayrıca temel fatura kesmesine de izin vermiyormuş. Bir mutabakatsızlık BABS formlarında da farklılıklar ortaya çıkıyormuş. Bu çerçevede şimdi ticari faturanızın sizin tarafınızdan, genel ticari faturanın sizin tarafınızdan reddedilmesi durumunda bu faturanın statüsü artık bitmiştir. Yani bu fatura geçerli bir fatura değildir. Bu onun hasılatına eklemesinin anlamı, kağıt faturada iptal ettiğiniz ya da noterden iddianame çektiğiniz bu faturayı kabul etmiyorum dediniz. Buna rağmen hasılatına eklemesiyle aynı hükmü ifade eder. Bu çerçevede reddettiğiniz bir fatura kesinlikle geçersiz bir faturadır. Temel fatura kesmenize de engel olamaz. Çünkü sistem sizin elinizde. Bir faturayı temel fatura kesmek istiyorsanız kesersiniz ve gönderirsiniz. Bu temel faturanın itirazını da ancak karşı taraf harici yollardan yapabilir. Bu faturayı kabul etmiyorsa ya size bir uyarı, iddianame gönderebilir ya da KEP üzerinden yapabilir. E-defterde her evraka bir mahsup oluşturmak zorunluluğundan bahsediliyor. Eskisi gibi aynı cins ve aynı tarihli kayıtların birleşme olanağı var mı? Şimdi artık her dokümanın, her belgenin bilgisini de e-deftere yazmak durumundayız. Bu çerçevede de bunu toplu olarak girme olanağımız yok. Bunun istisnaları var ama zaten bunu önermiyoruz. Çünkü kayıt saklama gereksinimleri gibi tebliğlerde artık sizin indirim listelerinde bile yazmadığınız ÖKC fişlerin ayrıntıları bile isteniyor. Bu durumda da bunları ayrı ayrı yazmak sizin için şimdiden hazırlanmak olur. Zaten genel tebliğde ilgili standartta bunu öngörüyor. Zaten elektronik ortamda girilen bu kayıtların bir taraftan toplanıp e-deftere işlenmesi de çok zor değil. E-defterde yansıtmalar aylık mı yapılacak, 3 aylık mı olarak yapılacak diye sormuş. E-defter buna ilişkin bir hüküm ifade vermiyor. Bir belirlemesi yok. Kağıt defterde nasıl yapıyorsanız aynı şekilde aynı uygulamaya devam edeceksiniz yansıtmaları. Ne zaman 3 aylık yapıyorsanız 3 aylık, aylık yapıyorsanız da aylık yapmaya devam edebilirsiniz. Serbest bölgelerde yer alan firmaların e-fatura hakkındaki durumu ve e-fatura kullanıcısı olan yurt içindeki firmaların serbest bölgede yer alan şubesine düzenleyeceği faturaların tipi ne olacak diye bir soru gelmiş. Serbest bölgedeki firmalarda 421 sıra numaralı vergi usulü kanunu genel tebliği kapsamında onların da e-fatura zorunluluğu var. Onlar da
bir ihracat faturası olmasına rağmen elektronik fatura olarak düzenlenmek durumunda. Burada şöyle bir şey olabilir. Firma asıl Türkiye'de yerleşik olup şubesi serbest bölgede olabilir. Bu durumda vergi kimlik numaraları aynı olabilir. Bu durumda siz ihracat faturasını, o serbest bölgeye kesen faturayı o vergi kimlik numaralı firmaya göndermek durumundasınız. O serbest bölgedeki işletmesine bunu iletmek durumunda. Serbest bölge mevzuatıyla ilgili de bir güncelleme yapıldı. Buraya bir genelge yayınlandı serbest bölgelere. Şu an için o elektronik faturanın, kağıt çıktısının faturayı alan tarafından kaşelenip ibraz edilmesi durumunda serbest bölgelerde de bu faturalar, kesilen ve alınan faturalar kabul ediliyor. Uygulama bu yönde. Yine serbest bölgeyle ilgili bir soru sormuş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Merkez serbest bölgeye fatura kesecek. Bu nasıl olacak? Vergi kimlik numarası aynı. Serbest bölgedeki işletmenin ayrı bir kayıtlı kullanıcı hesabı yok. Kendi kendine fatura kesiyormuş gibi fatura kesecek. Kendi vergi kimlik numarasını tabii ki açıklama alanında o serbest bölgeye kestiği faturayı belirtmek durumunda. Dönem sonunda e-fatura kesiliyor. Yalnız ihracat ertesi ay gerçekleşiyor. Kesilen e-fatura stoklardan düşülüyor. Bu durumda ne yapmak gerekir? Bu durum kağıt faturadakinden hiçbir farkı yok. Yani faturayı ne zaman kestiyseniz o zaman işleme koyabilirsiniz. Ya da işte ihracatla ilgili, iadeyle ilgili işlemleriniz varsa ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde bunun iadeyi konu edebilirsiniz. Burada atladığım bir husus var mı? Evet. Özel bir düzenleme yok bu konuyla ilgili. Yani kağıt faturadaki uygulamayı aynen uygulayabilirsiniz. Şunu belki soruyorsanız, ben faturada fatura tarihini ayarlayamıyor muyum? İlla o tarihe kesmek durumunda mıyım? Bu e-fatura portal uygulamasında bir tek böyledir. Müteselsil olarak kesmek durumunda olduğunuzda. Ama diğer uygulamalarda farklı serileriniz olduğu için şu anda kağıt fatura koçanlarını nasıl kullanıyorsanız e-faturayı da o şekilde kullanabilirsiniz. Müşterilerimize ciro primi veriyoruz. Fakat prim hesaplanması 2-3 gün sürüyor. Yani prim faturası 31.12.2014 tarihinde düzenlenemeyecek. 3.1.2015 tarihinde bir önceki yıla ait prim faturası düzenlenebilir mi? Yani bunu hangi tarihe düzenlemeliyiz? Bu mevzuat hükümleri çerçevesinde çözülecek bir durum. Yani e-faturada isterseniz bunu 31.12'ye düzenleyebilirsiniz. Dönemsellik ilkesi gereği ya da bununla ilişkin bazı uluslararası firmalar ile bu tarihe düzenlenecek diye diretebiliyorlar. Ama bunun kağıt fatura ile elektronik fatura uygulaması arasında burada bir farklılık arz etmiyor. Kağıt faturada nasıl yapıyorsanız aynı uygulamayı devam ettirmeniz mümkün. Kullanılan nazım hesapların e-defterde olup olmayacağı sorulmuş. Şu anda yemin defterinizde olan her şey, yani muhasebe kayıtlarınızın hepsi elektronik defterde de olmak durumunda. Sadece ilave bazı ayrıntıların e-deftere eklenmesi söz konusu.
belgeye dayanmayan, örneğin cari hesap mutabakatı farkı düzeltme işlemlerinde kayıt düzeni hakkında önerinizi sormuş. Şimdi belgeye dayanmıyorsa bu döküman tipi alanı boş bırakılmak durumunda. Aynı şekilde bir ödeme söz konusu değilse, o muhasebe kaydına teşkil, kaynak teşkil eden işlem bir ödeme değilse, o zaman ödeme yöntemi de boş bırakılmak durumunda. Eğer bir muhasebe kaydı belgeye dayanıyorsa, bir faturanın kaydıysa, bir şekil senedin kaydıysa, o zaman o belgenin ayrıntılarını yazmak durumundayız. Aynı şekilde bir ödeme ise o ödemeye ilişkin yöntemi yazmak durumundayız. Bankadan ödendi, nakit ödendi, çekle, senetle ödendi ya da tahsil edildi gibi. Ama böyle bir birman, hesaplar arasında bir birman yapıyorsunuz, amortisman kayıtları yapıyorsunuz. Bunların içinde ne bir ödeme var ne de bir belge var. Bu çerçevede de bu alanları kesinlikle doldurmanıza gerek yok. Yevmiye kaydını oluşturan kişi ile beraat üzerinde görünen SMM'nin ilişkisi bordro ile mi kurulacak? Şu anda böyle bir ilişki kurulmuyor. Fakat elektronik defterin içerisinde sizin SMM'nizin ismi, adresi, sözleşme numarası, hangi dönemleri kapsadığı gibi ayrıntılar isteniyor. Aynı şekilde meslek mensupları da kendileri bu mükelleflerle ilgili sözleşmelerine ilişkin bildirimleri gelir idaresine verilmesi söz konusu. Bunlar tabii ki arka planda gelir idaresi başkanlığınca bugün olmasa bile yarın karşılıklı kontrol, cross-check yapılacaktır. 2015 açılış fişinin ne zaman ve ne şekilde oluşturulacağı sorulmuş. Yine bunda da kağıt defterle alakalı hiçbir fark yok. Nasıl kağıt defterde açılış kayıtlarınızı yapıyorsanız aynı şekilde kapanış kayıtlarını yapacaksınız. Belki şu soruda da aynı şey soruluyor. Mamuller hesabının genelde yıl sonunda oluşturuluyordu. Şimdi defter aylık oluşturuluyor. Biz her zaman kârı zararı çıkartacak mıyız? Tüm yansıtmaları yapacak mıyız? Hayır, gerek yok. Yani sonuçta defterimiz yine bir hesap dönemini kapsıyor. Fakat bunu aylık olarak oluşturuyoruz. Aylık olarak notere tasdik ettiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Her ay değişmez hale geliyor takip eden 3. ayın sonunda. Ama diğer usule ilişkin hükümler tamamen aynı. Burada bir fark yok. Aynı şekilde maliyet firmanları sorulmuş. Yine eskisi gibi yapılabilecek. Belki şu kafa karıştırıyor olabilir. Deftere bakınca elektronik deftere devreden bakiye diye bir alan görülmeyecek. Bu XBRL'den kaynaklanıyor ama sonuçta bunlar elektronik dokümanlar. Bunlar konsolide edildiğinde bütün devirler ve finansal tablolar doğru bir şekilde çıkacaktır. Son bir soru var. Taahhüt işlerinde örneğin linç imali ve montaj işlerinde montaj aşamasının 3 ayı bulduğu işler var. Bu sürede makine parçaları 7 günü aşkın sürede naklediliyor ve birden fazla ihsaliye kesiliyor. Fatura ise 3 ay sonra kesiliyor. Tamamlama olmadığı için hak ediş kesilemiyor diye bir soru sormuş. Değerli arkadaşlar, sorularımızın sonuna geldik. Biraz sabrederseniz. Konuşmacılarımıza teşekkür anlamında plaketlerini size beraber takdir etmek istiyorum. Lütfen birkaç dakika daha sabredin. Soruları da sonuna doğru gelir. Bu tabii ki mevzuat sorusu ama şöyle bir bilgim var burada. Belki üstad ilave yapabilir. Böyle spesifik malzemelerin taşınması 7 günü aşan sürede olabilecek malzemeler için bu 7 günlük sürenin istisnası olan özelgeler mevcut. Bu çerçevede buna yönelik bir çözüm aranabilir ve bu şekilde çözülebilir. Öteki türlü e-faturanın ilave edilmesi mümkün değil. Eğer her ihsaleye bir fatura kesiliyorsa yine bu şekilde devam edilebilir ama e-faturada birden fazla ihsaliyeye tek faturada kesilmesi mümkün.
fatura ile ilgili kısa birkaç soru var. Şimdi bir firma ve restorana gidiyor. İkisi de kayıtlı kullanıcı. Yaklaşık 2000 lira civarında bir ödeme gerçekleşiyor. Fatura, elektronik fatura olacağı için restoran herhangi bir şekilde bilgi fişi ya da ödeme fişi tarzında bir belge vermiyor. Evet, elektronik ortamda faturası gönderilmek zorunda, ancak bilgi fişi ya da ödeme makbuzu şeklinde bir düzenleme tebliğde ya da kılavuzlarda zorunlu koşulan bir uygulama değil. Firmaların kendi iç işleyişlerinde, müşterileriyle arasında olacak ilişkilerde kullanabilecekleri bir belge düzenlenebilir. Portal kullanmaktayız. Gelene faturalarda görüntüleme problemi var. Kayıt yaptığımızda daha sonra incelemelerde problem çıkar mı şeklinde bir soru daha var. Gelir ders tarafında asıl dikkate alınan husus faturanın XML bilgileridir. Görüntü konusunda herhangi bir şekilde sizin açınızdan sorun yoksa ve kayıtlarınızı aldıysanız XML formatındaki veriyi gelir ders tarafından denetlenebilir. Sigorta şirketleri bize aylar sonra faturanızı kabul etmiyoruz diye iade etmekte, e-fatura bu iadelerin önüne geçebilir miyiz demiş. Kabul etmiyoruz, yani faturayı aylar sonra red işlemi gerçekleşemez. Sonuçta Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen maddeye göre 8 gün içerisinde buna itiraz ya da red süresi mevcut. Ama iade konusuna geçecek olursak, iade daha farklı bir süreç. İadede herhangi bir süre sınırı yok. Bu konuda elektronik fatura bunun önüne geçebilir mi şeklinde bir uygulama olmayacaktır. Peki, değerli meslektaşlarım, oturumlarımızı tamamladık, sorularınızı yanıtladık. Ben bütün konuşmacılarımıza bu güzel sunumlar için teşekkür ediyorum. Ve sizlere de hem katıldığınız için, ayrıca da sorularınızla oturumları derinleştirdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi herhalde bir plaket törenimiz var. Evet. Değerli konuşmacılara biz de teşekkür ediyoruz. Önemli bilgileri bizle paylaştı. Baktığımız zaman gerçekten önemli sorular vardı. Demek ki bu konuda bir eğitime daha ihtiyacımız var başkanım. İnşallah bir karşı tarafta da bu eğitimi tekrarlayacağız. Şimdi değerli konuşmacılara plaketini vermek üzere oda başkanımızı takdim etmek istiyorum. Sırasıyla plaketini almak üzere Sayın Uğur Doğan'ı plaketini almak üzere bekliyoruz. Ve yine değerli katkılarından dolayı plaketini almak üzere Sayın Yalçın Tercan. Yine değerli katkılarından dolayı Sayın İknur Güre plaketini almak üzere. Son olarak Sayın Cüneyt Öksüz'e plaketini almak üzere bekliyoruz. Tabii ki oturumu yöneten oturum başkanımız Sayın Oda Sekreterimiz Erol Demirel'e de plaketini almak üzere.